Merhaba gençler. Evet, şimdi geçen dersimizde ne yaptık? İçini örten ve ne işlemiştik gençler? Birebir fonksiyonları, onlarla ilgili örnekler çözeceğim şimdi. Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri örten fonksiyondur demiş gençler. Burada bakın açıkta eleman var, olmaz. Burası tamamen örtülmüş, güzel. Burada gençler bu da örten görüyorsunuz. Sadece açıkta eleman olan hangi fonksiyon gençler? Bunlara şöyle diyebiliriz, silik çıkmış azdı. F1 fonksiyonu diyelim. Bunu F2 fonksiyonu diyelim. Gençler bu zaten gözüküyor. F3 fonksiyonu o zaman F1 fonksiyonu değil de 2 ve 3 olacak cevabımız. Ne olur gençler? Deniz olur. Evet. Şimdi hangisi içine fonksiyondur demiş gençler. Bakın bu bakalım. Bu örten. Diğerlerinde açıkta eleman var değil mi? Bakın burada da açıkta eleman var. Burada da açıkta eleman var. Bu ikisi ne olur gençler? İçine fonksiyon olur. Cevabımız ne olur o zaman? 1, 2. Evet Deniz'di. Bunlar kolaydı. Geçelim. Şimdi gençler, hangileri örten fonksiyondur demiş. Üçüncü sorumuzda ne demiş gençler? Hangileri örten fonksiyondur demiş. Şimdi burada şuna dikkat edin bakın. Bu doğal sayılardan doğal sayılara tamamlanacak ya. Sayıları kaç katına götürüyor bakın? 3 katına götürüyor. Bu şu demek. Mesela örnek vereyim ben size. Şurayı yan tarafa alırsam daha iyi anlarsınız. N'den N'ye demiş gençler. Burada ne yapmış? Fx eşittir ne demiş mesela? 3x artı 2. Şimdi doğal sayılar neyle başlıyor gençler? Sıfırla başlıyor. Bakın sıfırı koyalım işte yerine. F0 neye gitti bakın? 2'ye. 1 koyun gençler. 1 neye gitti görüyor musunuz? 5'e. Aralar açıldı. Yani arada bir sürü açık eleman kalır. Anladınız mı? Yani burada mesela sıfır var mı görüntü kümesinde? Yok. Görüntü kümesinde bir sürü eleman çıktı kaldı. Şu aradaki elemanlar ne olacak? Yok işte. Bunların hiçbirini bulamıyorsunuz. Çünkü bir eleman 3 katına gittiği zaman aralar açılarak gider. O zaman bu fonksiyon örten değil. Şimdi gençler x artı 3 kolay. Mesela z'den z'ye. Bunda bir problem yok. Bunu daha önce de izah etmiştik size. Benzer bir örnek yapmıştık. X, x'e gittiği için sorun yok. 3 fazlası çok önemli değil gençler. Burada mesela eksi 1'i alın. Eksi 1 neye gider? 2'ye gider. Sonra 0 alın gençler. O neye gider? 3'e gider. Tabi bundan öncesi de var gençler. Bundan önce bir sürü eleman var değil mi? Onlar da kendi aralarında böyle birebir eşleşir. Birebir eşleşme yaptığımız zaman gençler buradan mesela 1 yazın. 3 fazlasına gidiyorsunuz. Yani buradan mesela 1 diyelim. Kaça gidiyor bakın? 4'e. Düzenli olarak artar. Yani burada fonksiyon ne oluyor? Örten. Bunu daha önce ayrıntılı anlatmıştım bir de örnekte. Bu da gençler doğrusal fonksiyon. Yazacağım bakın neymiş? Doğrusal fonksiyon. Bunu pratik olarak bilin. Doğrusal fonksiyon gençler reel sayılarda örtendir. Tamam. Bunu pratik olarak bilin. Cevabımız ne olacak? 2, 3 olacak. Evet. Nerede var o cevabımız? Evet. Edirne olacak. Devam edelim. Şimdi gençler bu fonksiyon örtenmiş. Yani A'dan B'ye'ymiş. Bakın F fonksiyonu A'dan B'ye örten bir fonksiyon. Şimdi A'dan X'leri alacağız. B'deki Fx'leri eşleyeceğiz. Fx neymiş gençler? 3x artı 1. Şimdi bunu da deftere alalım. Bu güzel bir örnek. Şimdi A kümesinde A gelen elemanlar var. 2 var. X'in yerine 2 yazın gençler. 3 kere 2. 6, 1 daha 7. Sonra x'e 3 verin gençler. 3 yazdığımız zaman 3 kere 3, 9, 1 daha kaç olur gençler? 10. Sonra 4'ü alalım. 4'ü yerine yazdığımız zaman 4 kere 3, 12, 1 daha kaç olur? 13. Bir de m değeri var gençler, onu da yazalım yerine. Buradan da fm oluşur. O da ne olur gençler? 3m artı 1. Şimdi bu birebir ve örtendi ya gençler. Bakın neymiş? Örten bir fonksiyon. Burada 10'u bulduk. 13'ü bulduk. 7'yi de bulduk. O zaman burada neye eşit olacak gençler? Eksi 2'ye. Buradan da 3m neye eşit olur? Eksi 3 olur. M de kaç olur gençler? Eksi 1 olarak bulunmuş olur. Evet. M değerini soruyordu bize cevabımız gençler. Evet şimdi f ve g fonksiyonları eşit olduğuna göre diyor gençler. Onu bir sonraki örnekte alayım. Az bir eşit fonksiyonlara gelelim. Orada anlatayım ben size gençler. Bir saniye. Hangisi birebir fonksiyondur demiş. Bunu anlatayım o 5'e geri döneriz gençler. Hangisi birebir fonksiyondur? Şimdi ben size şunu söylemiştim hatırlayın.
Mutlak x, x kare ne olmaz demiştim gençler. Reel sayılarda birebir değildi. Ama nerede bakın gençler? Nerede? Reel sayılarda. Tamam mı? R'de diyelim. Yine gençler, buradan x üzeri 4 de birebir değil. Tamam mı? Ama x küp, x gibi ifadeler birebir demiştim. Şimdi o zaman bakın buradan hangisi birebir fonksiyondur demiş ya, mutlak x'i çizdim. X kareyi de çizdim. X üzeri 4 de çizdim. X kareyi de çizdim. Elimizde ne kalır gençler? X küplü olarak bu kalmış olur. Pratik olarak bunu böyle bilin. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Ayrıntıları birebirlikte anlatmıştım size. Şimdi gelelim gençler eşit fonksiyonlara. Bunu defterimize yazalım şimdi. F fonksiyonu gençler A'dan B'ye olsun. A'dan B'ye olsun. Yine G fonksiyonu da A'dan B'ye olsun gençler. Tanım kümeleri aynı, görüyor musunuz? Aynı tanım kümeleri aynı. Evet. Buradan şöyle bir ifade yazacağız gençler. Her x elemanı A için. Her x elemanı A için. Evet. Fx eşit gx oluyorsa. Fx eşit gx oluyorsa gençler. Evet. F ve g fonksiyonlarını eşit fonksiyonlar denir. Yani şöyle bir örnek verirsek gençler, işte A kümesi ABC olsun. Tamam mı? Buradaki ABC değerleri için gençler, FA'nın ne eşit olması lazım? GA'ya. FB'nin ne eşit olması lazım gençler? GB'ye. FC'nin ne eşit olması lazım gençler? GC. Evet. Tanım kümesindeki aynı elemanların görüntüleri ne olacak gençler? Birbirinin aynısı olacak. Tanım kümeleri ne oluyor o zaman gençler? Fonksiyonların aynı olmuş oluyor. Tamam mı? Evet. Şimdi geri gidip örneğimiz vardı. Onu bir alalım. Evet. Şimdi demiş ki bu fonksiyonlar eşit. Bakın buradaki tanım kümelerini görüyor muyuz gençler? Evet. Bu fonksiyonları örnek olarak alırsınız. Buna eşit olacak. Yani bunun tanım kümesi ne vermiş gençler? Şöyle. A eksi 1,5 vermiş. O zaman bunun tanım kümesi ne vermiş gençler? 2,b artı 2 olarak vermiş. Tanım kümeleri de eşit olacak gençler. Buradan A eksi 1 neye eşit olur? 2'ye A kaç olur gençler? 3 olur. B artı 2 neye eşit olur gençler? 5'e. Tanım kümeleri aynı olacak fonksiyonları. B de kaç olur gençler? 3. Buradan bize neyi sormuş gençler? A artı B'yi sormuş. Cevabımız 6 olur. Evet. Tanım kümeleri de aynı olacak. Evet. Şimdi devam edelim. Bunu çözmüştük. Kavramı da yazdık. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bunlar eşit fonksiyonlarsa gençler, bakın burada bir görüntü verilmiş. G3, F3'e eşit olacak. Niye? Eşit fonksiyonlarda gençler, Gx'in neye eşit olması gerekiyor demiştim, Fx'e. Ben burada x değişkenini 3 olarak verirsem bu da eşit olacak. F3, G3'e eşit olacak. Yani F3 kaç olacak gençler? 8. Bize Fx fonksiyonunu vermiş gençler. Ne olarak vermiş? Doğrusal fonksiyon. 2x80. Doğrusal diyorum da bunun doğrusal fonksiyon olduğunu daha sonra size ben izah edeceğim zaten. 3 kere 2 6 eksenim. Kaç eşit olması lazım gençler? 8'e. Buradan da m kaç olur? Eksi 2 olur. Evet. Bize m'in yerine eksi 2 yazıyoruz gençler. Fx neydi? 2x80'di ya. Bu m'in yerine ne yazarsanız gençler? Şöyle eksi 2 yazarsanız Fx fonksiyonu neye dönüşür? Bunu da deftere alırsınız. Evet. 2x artı 2 olur. Buradan bize f1'i sormuş gençler. X'in yerine 1 koyarsak 2 artı 2 cevabımız kaç olur? 4 olarak bulunmuş olur. Evet gençler devam edelim. Şimdi birebir ve örten bir fonksiyonda gençler, evet, tanım kümesiyle görüntü kümesinde eleman sayıları birbirine ne olur? Eşit olur. Burada A ne gençler bakın? Tanım kümesi. Burası ne gençler? Değer kümesi veya görüntü kümesi. Görüntü diyelim. Tamam. Ya da değer diyelim. Fark etmez. Bunlar birbirine ne olmak zorunda gençler? Eşit olmak zorunda. Evet. O zaman 3x artı 6 gençler 4x eksi 1'e ne olacak? Eşit olacak.
Buradan gençler x kaç olarak bulunur? 7. Bu basit bir örnekti, evet. Şimdi geçelim gençler diğer örneğimize, evet. Bakalım işte. Şimdi bu örten bir fonksiyonsa, tamam mı? Bakalım şimdi gençler. Şöyle çizerek anlatırsam daha iyi olacak. Evet. Evet. Çizeyim de daha rahat görelim. Sınırlarımız rahat olsun. Yani burada ne elemanları var? A, B, C, D. Görüntüde ne var gençler? Eksi 2, eksi 1, 3 ve ne var gençler? 5 var. Evet. Şimdi bize ne demiş? A'dan B'ye bir fonksiyon var. F A eksi F'nin ne olması istenmiş gençler? Az olması istenmiş. Min olması istenmiş. Yani burada ben bir F fonksiyonu tanımlayacağım şimdi gençler. F A ile F B min olacak. O zaman bunun ne olması lazım gençler? Minimum olması lazım. Bunun da maksimum olması lazım. Eksilen minimum, çıkan maks olacak gençler. O zaman A'yı neye götüreceğiz gençler? Söyleyeyim. Eksi 2'ye götürelim. Tamam. B'yi de maksimum neye götüreceğiz gençler o zaman? 5'e götüreceğiz. Ve buradan aradaki farkın ne olmasını sağlayacağız? En küçük eksiydi. Diğerlerini de eşleyelim gençler. Çok önemli değil. Yani ne olacak? Örten fonksiyon olacak ya, bu buna gitsin. Bunlar çok önemli değil. İlgilendirmeyemiz lazım. Cevabımız kaç olur o zaman? Eksi 7 olarak bulunmuş olur. Evet, devam edelim. Şimdi A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir diyor ya gençler. Şimdi A'nın elemanlarını bir çizerek yaparsam daha iyi olacak yine. Evet, bu da güzel bir örnek. A'nın kaç eleman olsun gençler? 3 tane. Bunun kaç tane eleman olsun? 6 tane. Evet. Şimdi A'daki bir elemanı gençler. A'daki bir elemanı kaç elemanla eşleşebilir? Karşısındaki 6 elemandan biriyle eşleşir gençler. Karşısındaki 6 elemandan biriyle ne yapar? Eşleşir. Şimdi birebir olacak ya gençler. Buraya dikkat edin. O zaman 2 elemanı için kaç eleman kalır karşısında? Kalan 5 elemandan biriyle eşleşir. Çünkü birebirlik ne demektir gençler? Her elemanın farklı elemanla eşleşmesi demektir. Tamam mı? Şimdi buradan 3 kalan kaç elemandan biriyle gençler? 4 elemandan biriyle ne yapabilir? Eşleşebilir. Ama burada neye dikkat ediyorsunuz? Yani farklı elemanlarla eşleşme gerekiyor ya onun için gençler. Anladınız mı? Kalan 4 elemandan biriyle eşleşebilir. Buradan da cevabımız kaç gelir gençler? 120 bulunur. Bunu da deftere alırsınız. Şimdi birebir ve örten bir fonksiyon tanımlanmış gençler. Nereden nereye tanımlanmış tabi? A kümesinde tanımlı diyor ya. A kümesinde tanımlı ne demek gençler? Bakın. Yani A'dan A'ya anlamında. Anladınız mı? Neyden neye demekmiş? A'dan A'ya demek gençler. Tamam mı? Evet. A'dan A'ya. Şimdi A kümesindeki elemanları ben bir yazayım gençler. 1, 2, 3, 6. Buraya da aynısını yazıyoruz. 1, 2, 3, A. Şimdi gençler, 1 neyle eşleşmiş? A ile. Onu bir atalım. Bakın 1 neyle eşleşmiş? A ile eşleşmiş. O tamam, cepte dursun. Bunu gördük gençler, bu tamam. Şimdi 3 neyle eşleşmiş? 2 ile, onu da görelim. Onu da gördük. O da tamam. Şimdi gençler diğer elemanlarımız kalmış oldu. Burada A'yı da vermiş. Evet, onu da vermiş. A neyle eşleşmiş gençler? M eksi N ile. Biri de 3 ile eşleşecek. A M eksi N ile eşleşmişse gençler, o zaman M eksi N'nin ne olması lazım? 1 olması lazım değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Onu da renkli gösterelim. A neyle eşleşmiş gençler? M eksi N ile, yani 1 ile eşleşmiş. Niye öyle bir şey yaptık? Çünkü diğeri de gençler neye gidecek bakın? 3'e eşleşecek ya şöyle. Heh. O zaman bundan önceki eşleşmede de buranın da kaç olması gerektiğini görüyoruz. 2. O zaman M eksi N 1'e eşit gençler. Bunu da deftere alırsınız isterseniz. 2M artı N de neye eşit olacak gençler? 2. Taraf tarafa topladığımız zaman 3M neye eşit olur gençler? 3'e. Buradan M kaç olur gençler? 1 olur. M'i 1 olarak koyarsanız gençler, N de kaç olur o zaman? 0 olur. Evet. Toplamları da kaç yapar? 1 olarak.
bulunmuş olur. Evet. Şimdi 12. sorumuza bakalım gençler. 12. sorumuzda ne var? Grafik var gençler. Verilen grafiklerden hangisi birebirdir demiş ya. Ne yapıyorduk biz? Hatırlayın. Yatay doğru testi yapıyorduk değil mi? Yatay doğru testi yapıyorduk. Bunu mesela çizdiğim zaman şöyle bakın burada olmuyor. Problem çıktı. Problem çıktı. Problem çıktı. Burada zaten olduğu gibi problem. Burada problem olmayan gençler sadece bir noktada kesenle var. C seçeneği var. Burada mesela bakın bir sürü kesim oldu. İki tane oldu. Burada da iki tane bakın. Burada bir sürü gençler. Birebir olan hangisi olmuş oldu? C seçeneği olmuş oldu. Evet. Hangisi birebir ve örtel bir fonksiyondur demiş gençler. A, B, C. Yani A'da tanımlı demiş ya gençler. Şimdi ben o zaman A'da tanımlı dediği için bunu şöyle çizeyim. Evet. Buna ne dedik gençler? A, buna da A dedik. Burada A'da tanımlı deyince gençler bu şekilde A'dan A'yı anlıyoruz. Tamam mı? A'dan A'yı anlıyoruz. Şimdi hangisi diyelim gençler bakalım. Edirne seçeneğine bakalım örneğin. Evet. Dur. A neye gitmiş gençler? C'ye. B neye gitmiş? A'ya. C neye gitmiş gençler? B'ye. Bakın bu ne olmuş oldu? Birebir ve örten bir fonksiyon olmuş oldu. Yani açıkta eleman kalmadı. Görüyor musunuz? Bu ne olmuş oldu gençler? Birebir ve örten. Ve her eleman farklı elemanla ne yapmış oldu? Eşleşmiş oldu gençler. Şimdi bir örneğim daha var. Hangisi birebir ve örten bir fonksiyondur demiş gençler. Bir kere şunu kafadan silelim. Şu 2x artı 1 hatırlarsanız çizmiştik. Görüntüler tek demiştik. Görüntüler tek sayı olunca çiftler açıkta kalıyor değil mi? Görüntüler tek sayı. Örten değil. Bu ne diyeyim gençler? Örten değil. Şimdi bakın burada doğal sayılar var, reel sayılar var. Şimdi doğal sayılar, reel sayıların nesi gençler? Alt kümesi. Onu örtme şansı var mı? Yok. Evet. Örten değil. İçinde kalıyor çünkü. Kesirli sayılar var mı? Burada yok. Örten değil. Şimdi burada yine gençler doğal sayılar, tam sayılar var. Bu da olmaz. Çünkü doğal sayılar tam sayıların neresinde gençler? İçinde. İçinde olduğu için daha küçük bir küme örten değil. Bunu da daha önce çözmüştük gençler hatırlayın. Buradan hatırlarsanız bunu bir daha çizmeme gerek var. Şöyle yapabiliriz. N'den N'ye demiştik ya burası 0, 0, 1, 1. 2. 2 böyle gidiyor ya arkadaşlar böyle burası. Şimdi burada ne verilmiş bakın? Fx eşittir. X artı 1 verilmiş. Şimdi siz buraya 0 koyarsanız 0'ın görüntüsü ne olur gençler? 1. 1 koyarsanız görüntüsü ne olur? 2. 2 koyarsanız görüntüsü ne olur gençler? 3. Böyle devam eder. Bakın bu böyle devam eder. Şöyle. Böyle devam edecek bu. Ama şu 0 nerede kalacak bakın? Açıkta kalacak. Yani sıfırı görüntüsünü ne yapamayız? Görüntü olarak sıfır alamayız gençler. Bu da ne olur? İçin olur. Yine örten değil. Burada kala kala elimizde Z'den Z'ye bir küme var gençler. Oradan tanım ve görüntü kümelerine dikkat etmeniz gerektiğini anladınız. Bunu deftere alıyorsunuz gençler. Bu ne oluyor? Birebir ve örten olur. Niye birebir ve örten olur gençler? Bakalım şimdi. Z'den Z'ye demiş ya şöyle nokta nokta nokta. Eksi 1, 0, 1 diyelim. Eksi 1, 0, 1, 2, 4 diyelim şöyle. Şimdi burada gençler. Fx neydi bakın? X artı 3'tü. F eksi 1 dersek gençler bu kaça gider? 2'ye. F 0 dersek neye gider gençler? 3'e. F 1 dersek neye gider gençler? 4'e. Bakın şimdi eksi 1 neye gitti gençler? 2'ye. 0 neye gitti? 3'e. 1 neye gitti? Görüyor musunuz? 4'e. Böyle bunlar hep kendi arasında böyle eşleşir. Yani açıkta da eleman kalmaz ve birebir de olur gençler. Bu fonksiyon ne olmuş olur o zaman? Z'den Z'ye tabi tamam mı? Z'den Z'ye ne olmuş olur gençler? Birebir ve örten olmuş olur. Evet. Şimdi dersimizi gençler burada bitiriyorum inşallah.